Hocam merhaba. Merhaba, teşekkür ederim. Bir anayasa programında daha beraberiz. Arada çok şey oldu sizle görüşemediğimiz dönemde. Aynen. Ben genel bir şey soracağım. Seyircilerimiz de biraz haklı olarak bazı düşüncelere kapılıyorlar. Sizin o konudaki fikrinizi merak ediyorum. O kadar çok şunu söylüyoruz ki hani böyle bir yasa var ama uygulanmıyor diyoruz. Bir noktada insanlar şey demeye başlamışlar. Görmüşsünüzdür siz. Evet, gördüm. Demek ki anayasa aslında çok önemli değilmiş. Gerçi siz hep söylediniz ama ceza yasalarıyla desteklenmediği zaman aslında anayasa pek bir işe yaramıyor gibi oluyor. Bu da tehlikeli bir yere götürüyor bizi. Ne diyorsunuz bu konuda? Hem de program yapmadığımız dönemde alt mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında suç duyurusunu falan. Bakın, bu söylediğiniz esasında ben de düşünüyordum. Çünkü Türkiye'de anayasazlaştırma başlayınca, yani anayasanın bir anlamı kalmadı, anayasadaki güvencelerin bir anlam ifade etmediği gibi bir durum ortaya çıkınca insanlarda da şöyle bir düşünce gelişti. Ya ne anayasası hocam? Olmayan bir şeyi anlatıyorsunuz. Ne hukuku hocam? Bu çok tehlikeli. Tabii buna yol açan siyasetler de çok tehlikeli. Ama toplumun bu duruma gelmesi tam bu tür siyasetlerin istediği şeydir. Bu arada mesela dün hakeme yumruk atılmasıyla da bağlantılı. Kesin. Değil mi? Bakın, kesin. Türkiye'de hukuk kalmadı. Hukuk kalmayınca bunun kalmadığı bir alanda spor oldu. Sporda hukuk kalmayınca ortayı çok nettir. Dünyanın her yerinde böyle. Ya siyaset doldurur, ya mafya doldurur, ya para doldurur. Biz orman kanunu deriz, gücü yetene deriz. Anayasa kurallarının olmadığı bir yerde sistem buna dönüşür. Hep anlatırken diyorum ki, bana da geliyor yani yorumlar. İnsanlar bayağı bu kavramları konuşuyoruz, tartışıyoruz falan diyor. Hep diyorum ki bakın, anayasalar yaşayan belgelerdir. Ve bir ülkede anayasa kurallarını nereden aldığın değil, o kuralların toplumdaki çatışmalara uyarlanıp uyarlanamadığı ve o çatışmalara hukuksal çözümler getirip getirmediği önemlidir. Bu ne demek? Her toplum farklı. Adalet anlayışı farklı, üretim ilişkileri farklı, ekonomik sistem farklı, tarihsel süreçleri, örf adetler, gelenekler, din anlayışı, her şey farklı farklı. Dolayısıyla önemli olan normatif anlamda bir takım kuralları, bu Amerika'da da var, bu İngiltere'de de var, bu Fransa'da da var, ne güzel uygulanıyor bak diyerek toplumda aynısını koymak değil anayasana. O kuralların nasıl o toplum yapısına uyarlanabileceğini bilmek ve ona göre, anayasacının görevi de esasında bu. Ve bu anayasacının tek başına yapabileceği bir şey değil. Anayasacı bir teknik kişidir. Çok basit bir örnek vereyim. Kadın erkek eşitliği veya eşitsizliğinin toplumun genel örf adetinden, kadına bakış açısından, kültürel yapıdan, dinin etkisinden kaynaklanmadı. Bu eşitliğin artık doğal bir şey kabul edildiği yerlerde, örneğin Finlandiya'da falan, anayasana kadın erkek eşitliğini temsil alanında da destekleyen kurallar koymasan olur. Çünkü orada zaten kadın erkek eşittir. Ama Türkiye gibi toplumlarda, ya ben de Finlandiya gibi yaptım bak. Finlandiya'da var mı ki böyle bir kural? Ben de koymadım. Ben de koymadım demek anlamsız. Onu koyacaksın ve o eşitliği sağlayana kadar, o kadına karşı şiddeti makul gösteren bir takım düzenlemeler getirerek değil, tam tersine onu engelleyecek düzenlemeler getirerek beklersin. O eşitlik gerçekten toplumun bünyesine yerleştiği takdirde de onu kaldırırsın. Anayasanın görevi bu. Biz de hep şöyle zannediyoruz. Hukukçunun bu işlevini bir tarafa bırakarak şöyle diyorlar. Canım ne gerek var hocam? Ne gerek var olunca şöyle bir şey oluyor bak. Gerçi özgürlüklere tekrar döneceğiz ama. Ya ortada bir gerçek var. Yargıtay'ın görevleri belli. Anayasa Mahkemesi'nin görevi de farklı. Şimdi bir insanı bir davranışından ötürü cezai anlamda yargılamak mahkemelerin görevi. Tamam, bu kişi o suçu işlemiş mi, hangi suçu işlemiş, nasıl işlemiş, bunu belirlemek, onun kanıtlarını bulmak mahkemenin görevi. Mahkemenin kararına karşı istinafa gitmek. En son aşaması Yargıtay. Yargıtay'a gidersin. Mesela Can Atalay Yargıtay'a gidildi, bitti. Tamam. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay sen yanlış yapmışsın. Hayır. Böyle olmaz. Delilleri yanlış değerlendirmişsin deme yetkisi yok. Tamam. Ha, yok mu? Yok, öyle bir yetkisi yok ama şu yetkisi var. Bu yargılamayı yaptığın deliller hukuka aykırı elde edilmiş. Dolayısıyla kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edilmişsin. Yani o yargılama süreci, süreçteki kullanılanlar, adil yargılama denilen ilkenin anayasada ve İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yazan ölçütlerine aykırıysa buna karar verme yetkisi bir tek Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi de şöyle demiyor mahkemeye. Sayın Yargıtay, nasıl yaptın sen bunu? Nasıl bu sonuca vardın demiyor. Diyor ki senin bu yargılamayı yaptığında kullandığın ölçüt adil yargılanmada açıkça yazan ölçütlere aykırı ve anayasada yazan anayasaya aykırı diyor. Anayasaya aykırı diyor. Şimdi bu yetki kimin? Efendim 14. madde varmış. Peki bu 14. maddeyi yorumlama yetkisi kimin? Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla bugün ortada bir çelişki yok. Ama biz ne dedik? Bugün bakın 2 ay mı oldu? Ne oldu karardan sonra? Anayasa Mahkemesi yanlış yaptı dedik. Anayasayı değiştirmemiz lazım dedik. E peki tamam, ortada bir sorun var, değiştir o zaman. Ama değiştirmeden ne yaptık? Anayasa Mahkemesi kararını yok saydık. Şimdi bize dönüp ya ne anayasası ya, bırakın zaten olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz demek değirmenine su taşımak demektir. Hayır, yanlış yaptınız. Yanlış yapıyorsunuz. E peki ne yapacaktık? Anayasa Mahkemesi'nin dediğini uyacaksın ama arkadan istiyorsan tekrar mecliste karar alacaksın Can Atalay için. Veya anayasayı değiştirip diyeceksin ki anayasa mahkemesi görevi yoktur. Yok, hiç yoktur görevi diyeceksin. Evet. Ha, yani kapattım diyeceksin. Bu arada Bahçeli kapatalım diyor. Tabii. O mümkün mü? Ya mümkün olur mu? Ama mümkün. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Ama o zaman ben o anayasanın 2. maddesinde yazan demokratik bir hukuk devletidir şeyini yok saymış olacaksın. Ha, çok güzel bir yere de geldin. Bak mesela bazı aklı evveller şöyle söyleyebilirler şimdi. Canım, İngiltere'de anayasa mahkemesi mi var? Söylüyorum, İngiltere'de anayasa da yok. Her toplumun gelişme çizgisinde farklı olduğunu biz de söylüyoruz. Geleneklerin, parlamentoya verilen alanın farklı olduğu kesin. Ama işte hocam anayasa mahkemesi İngiltere'de var mı? Şimdi o bakımdan bak bize tabii ki şunu ben sizin gibi düşünmüyorum deme son derece doğal. Çünkü hukuk öyle 2 kere 2 4 değil. Her birimizin bakış açısına göre farklılaşacaktır. Ama şuna kesin katılmıyorum. Ne anlatıyorsunuz anayasayı? Kalmadı ki artık. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü bu eğer bir ülkede üstelik de genel gidişat veya iktidarların gidişatı anayasasızlaştırma yönünde ise, yani anayasa boş ver canım, yapıyoruz ama uymayabiliriz yönünde ise o yolun değirmenine su taşıyan bir anlayıştır. Boş verin anayasayı. Hayır, yanlış dememiz. Ama bütün bu programlar boyunca hep aynı yere geliyoruz ya. Anayasa profesörü olmak biraz kolay gibi geliyor şu açıdan. Yükümlülüğünüz yok. Yani diyorsunuz ki bu nedenle anayasaya uygun değildir. Bir şey olmuyor. Yani de facto anayasa yok aslında şu anda. Haklısın ama şöyle söyleyeyim. Ceza hukuku da yok. Yani öyle baktığın zaman Türkiye'de hukuk yok. Ceza hukuku yine iyi kötü uygulanıyor ya. İstediğini uygulanıyor. Evet. Yani yok demektir. Kanun yazıyor mesela. Diyor ki faraza örgüt üyesi olmadan örgüt, işte şimdi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Peki örgüt üyesi değil ama örgüt lehine suç işlemiş. Örgüt üyesi olmadan örgüt lehine suç işlediğini nasıl çıkartıyorsun? E diyorsun bak şunu yapmış, şöyle yapmış. E peki onu yapan Türkiye'de yüzlerce insan var. Şu anda en üst seviyelerdeler. Öbürü içeride. Şimdi açık yani bu hali acaba mı? Filan da değil. O zaman ceza hukuku da yok. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Ya gerçekten bunu sakın siyasi söylediğim, yani bir ülkede hakikaten şaşar insanlar. Cumhurbaşkanı hakaret etmek suç. Herhangi bir şey söylemek suç. Hemen savcılar çok alınıyor ve alıyor. Hatta hakaret olmasa bile. Evet. 3'te gözaltına alıyorlar filan. Ve insan en azından bir 30-40 gün tutuklu kalıyor. Sonra itirazlar, 2. 3. itirazda salıyorsun. Şimdi peki her hakaret aynı şekilde kabul ediliyor mu? Yok. Edilmiyor. E peki nerede hukuk? O zaman ceza hukuku da yok mu diyeceğiz? Anayasa hukukçusunun görevi şu olmalı bence. Bu yanlış. Türkiye'de basın özgürlüğüne de geleceğiz. Ne demek istediğimi orada çok daha net anlatmaya çalışacağım. Mesela bizim anayasamızda açmak, basın hürdür, sansür edilemez. Nasıl mutluyuz bu maddeyi koymaktan? Allah'ım diyoruz, nasıl madde koyduk yahu, yani bu kadar güzel madde olur. Peki bu madde bir şey ifade ediyor mu? Sıfır. O zaman havanda su dövmeye yine de devam edelim. Evet. Yani aslında tarihe kayıt düşüyor oluyoruz. Aynen ve bir gün göreceksin ki yapılacak. Mesela 61 anayasası. Ben iyi bir anayasa derim. Ama metazoriyle yapıldı o da. Evet ama yapılıştan çok getirdiği ilkelerde bakıyorum. Neden? Çünkü o sırada çok önemli anayasa hukukçuları vardı. Kim ne derse desin. Yani bugün 1958 Anayasası'nın da çok demokratik şartlarda yapıldığını kimse ileri süremez. Evet. İtalyan Anayasası'nın 48'de, Alman Anayasası'nın 49'da harika demokratik yapıldığını kimse söyleyemez. Yukarıda Amerikalı generaller oturuyor, MacArthur'un şeyleri ve onlar kabul ettiniz değil mi diyor. Şimdi Fransa'nın 58 Anayasası da çok demokratik olduğu söylenemez ama getirdiği kurallar Bugün de uygulanıyor. Mutlaka hafızaları vardır toplumların. Ne oldu? Ona çözüm üretmeye çalışır. 61 anayasını yapanlar da iktidarın tek elde toplanırsa ve bir denetimi, sınırları olmaz ise nerelere kadar gidebileceğini gördüler. Efendim haklıydı, haksızdı, şuydu, buydu falan değil. Ve bu yüzden mesela Anayasa Mahkemesi'ni getirdiler. İşte onu ters yorumluyorlar ya, sanki vesayet getirdi. Ah, vesayet getirmiş gibi yorumluyorlar bundan dolayı. Yani şöyle istiyorlar, öyle rahat olsun ki. Hiç her şeyi... İktidarın denetimi o. Peki bunun, Rousseau'nun genel iradenin ifadesidir. Eğer azınlık yani yanıldıysa yanılmıştır o. Yapması gereken çoğunluğun sesine katılmaktır. Düşüncesinden ki bu MacArthur'la söylememiştir onu. Ve ilk getirildiğinde kayıtsız şartsız egemenlik millete aittirin ki bu amaçla söylenmemiştir. Temsilciler ne yaparsa, bir iktidar ne yaparsa yapsın, güzel yapmıştır, karışma sen. Sana ne'den bir farkı kalır mı? Kalmaz. Dolayısıyla bizde iki görüş var. Bir tanesi bana göre tamamıyla yanlış. Ben 1980 yılında üniversiteye asistan girdim. O sırada iki kürsü vardı. Ben çiftlere girdim, İstanbul Üniversitesi. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Servet Armağan vardı. Bir kitap yazmıştı. Kitapta şöyle diyordu. Ta 60'lardan beri gelen bir tezdi. Anayasa Mahkemesi'nin varlığı demokrasiyi ortadan kaldıran bir şeydir. Olmaması lazım. Ekonomik gelişmeyi de engeller. Anayasa Mahkemesi'ydi. Sonra bu tezi nasıl gördük? Vesayettir. Yargı vesayeti vara döndü. Yani o iki temel görüş değişmedi esasında. Yargı vesayetse nasıl karar verecek? Sadece bizim istediğimiz gibi versin. Yoksa vermesin. Bugünkü anlayıştan Anayasa Mahkemesi yanlış yapıyorsun, bana bak aklını başına devşirden, benim istediğim gibi yapmazsan suç duyurusunda bulunurdan ne farkı var? Evet. Dolayısıyla şimdi tekrar gelelim. Bir cevap verdik ama merak etmesinler. Önemli olan şu. Bunu Türkiye bulabilecektir. Vesayet, mesayet falan dışında, hele yargı vesayeti gibi saçmalıklar dışında şuna mutlaka gelmeliyiz. Kusura bakmayın, saçmalık diyorum. Yani yargının vesayeti olur mu kardeşim? Ya Amerika'da tuttu adam. Federal Yüksek Mahkeme, anayasada bir yasadır, ben yasayı denetlerim dedi. Yasanın anayasaya uygunluğunu, federal yasanın bile dedi. Hiç kimse vesayet dedi mi? Fransa'da 1958 Anayasa Mahkemesi demiyor. Konseyi diyor. Konsey. 3 sen meclis başkanı, 3 senato başkanı, 3 cumhurbaşkanı koy diyor. Ne yaptı 71'den sonra? Hayır, ben Anayasa Mahkemesiyim dedi. Ve özgürlüklere karşı olan yasaları ben denetlerim dedi. Anayasa böyle bir yetki vermiş miydi? Vermemişti. Yoktu. Bunun için öngörülmemişti. Biz olsak ne derdik? Vesayet, yürütmenin ve yasamanın yetkisini sen kim oluyorsun da denetlersin derdik. Bu arada Amerika Supreme Court diyor ya. Evet. Yani Constitutional Court demiyor. Biz değil. Zaten Supreme Court o. Üst mahkeme. Üst mahkeme. Yani üst Yargıtay. Hatta Supreme, en üst. En üst. Neden en üst? Orada federal devlet olduğu için her eyaletin kendine özgü yargı yapısı olduğu gibi her eyaletinde bir anlamda Supreme Court'u var. Ha, öyle mi? Tabii. Yani bir önüne hayır, Yargıtay'ı var ki. Ama onların da üstünde Supreme Court var. Supreme Court her davaya bakmıyor. Federal nitelikli olaylarda Kürtaj falan gibi. Veya tabii iki eyaleti ilgilendiren veya çok temel çözülmesi gereken federal devletin, yani o büyük devletin temel işleyişi açısından anayasanın açıkça federal devlete bıraktığı konulardaki şeyleri çözüyor. Peki mesela Amerika'da bu bizim yaşadığımız durum olabilir mi? Yani Supreme Court bir şey diyor, alt mahkeme onu... Diyebilir mi? Onlarda stay decisis kararı var. Ha işte ne güzel. Yani şöyle dediğini düşün. Üstelik eyalet bu. Federe devlet. Texas bir karar verdi mesela. Supreme Court da bunu bozdu. Şimdi Texas'ın şöyle dediğini hiç duydunuz mu? Texas valisinin falan. Kimsin sen ya? Yargı vesayeti. Sen nereden çıktın? Yani böyle bir şey. Gerçi ironik olarak şu anda Trump aslında onu diyor. Trump diyor. Evet. Ama bak dikkat et. Trump ilk seçildiği günlerde ben dedi halkın oyunu aldım geldim. Ve dedi 7 tane zannediyorum İslam ülkesinden Amerika'ya girişi yasakladı. Bir district mahkemesi yani bozdu. Hiç Trump kızsa da sen kimsin, vesayet, bir anda yandaşları bütün cumhuriyetçiler vesayet var, böyle bir şey. Peki district onu nasıl bozdu? Yani aslında federalin bir kararı. Yani. Tabii. Hayır ama şeydi. O federal şeylere de bakıyor mecburen. Ha, Washington federal mahkemesi miydi? Tabii. Federal şeye de bakıyor. Federal bir işlem yaptığında yani, Washington bakıyor. Texas District Mahkemesi bozmadı. Aynen. Peki konumuza gelelim. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 25. En önemli özgürlüklerden biri. hemen şunu söyleyeyim. 25 ve 26 bizde iki tane özgürlük olarak düzenlenmiştir. Bence bu anlamsız. Evet, niye aynı şeyi bir daha söylüyor? Eskiden düşünce ve kanaat hürriyeti önemliydi. Ne diyordu? Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Bu ne demek? İnsanın kafasındaki düşünce. Sadece sana söylediğim, kamuya açıklamadığım bir düşünce. Şimdi bundan dolayı insanların suçlanması zaten Engizisyon dönemlerinde kaldı ya da ancak totaliter ülkelerde. Ama mesela son derece ofensif bir şey olduğunu varsayalım. Yani diyorum ki İstediğini düşün. Ben kadınlar aşağılıktır dedim. Yani. Hayır dedin değil. O ifade ikinciye. İçimde kadınlar. İçinde. İstediğini düşün. Ama zaten bunu açıklamadığın sürece bilmeyecek. Bravo. Evet. İşte açıklamadığın sürece, kamuya, topluma duyurmadığın sürece bunun adamın kafasındaki zaten. Hiç kimse kınanamaz. Bana bak, sen kadınlar hakkında onları aşağılayan bir şeyler düşünüyorsun, ben seni gidi seni. Dolayısıyla yazmaya bile gerek yok. Bence yok. Bunu birleştirmek, düşünceyi açıklama ve yayma. O yüzden zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde düşünce özgürlüğü diye geçmiyor. Liberté d'expression. İfade diyor. Özgürlüğü. İfade, freedom of speech, expression diyor. Neden? İfade. O zaman 26'ya geçelim. Bence 26'ya geçelim. Ha, Türkiye'de diyebilenler olur ki ya hoca biz neler biliyoruz, adamın kafasındaki düşünce sen böyle düşünüyorsundur diye. Ya o zaman ikinci maddeyi şey diyeceksin, hala Engizisyon döneminin şeylerini taşıyoruz diyeceksin. Bu anlamsız. O yüzden sadece 26. madde üstünden gideceğiz. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü üstünden. Hemen şunu söyleyeyim. Bizde yazıyor. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. İşte bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, bölünmez bütünlüğün korunması, suçların önlenmesi, suçların cezalandırılması gibi amaçlarla sınırlanabilir diyor. Şimdi bakın, bu özgürlük demokrasinin, demokrasi diyoruz. Hani demos kratos, halkın iktidarı diyoruz, toplumun iktidarı. Demirkırat, evet aynen. Demokrasinin en temel özgürlüklerinden bir tanesi. Bu bir süreci ifade ediyor. İlk önce bilgi alacaksın, haber alabileceksin. Sonra bunları kafanda değerlendireceksin ve sonra sen kendi bakış açını, kendi düşünceni başkalarına aktaracaksın. Aynı düşünceyi paylaşanlara veya paylaşmayanlara açıklayacaksın. 3 tane süreç ifade ediyor. Dolayısıyla sen haber alma, bilgilenme sürecini de bu düşüncenin oluşabilmesi için serbest bırakman lazım. Örneğin haber alma kaynaklarımı ortadan kaldırdın. Düşünce oluşmaz. Veya sabahtan akşama kadar iktidar 24 saat bir şey açıklıyor. Senin düşüncenin başka türlü oluşmasına imkan verecek araçları da sana sağlamıyor. Senin düşüncen oluşmaz. Şimdi sınırlaması da var. Doğal. Özgürlük hep ne dedik? İçinde rahatça davranabileceğin veya davranmayacağın alandır dedik. Serbestlik alanıdır dedik. Düşünce özgürlüğü de şu demek. Öyle bir alan ki bu, içinde istediğini düşüneceksin. İstediğini ifade edeceksin. Ama tabii ki bütün özgürlükler gibi tek başına yaşamadığın için bu alanında bir çerçevesi olacak. O da ne? Örneğin insanlara ben düşüncemi açıklıyorum diye sen var ya sen, ben senin diyerek hakaret edemezsin. O insanları aşağılayamazsın. O insanlara karşı şiddete yönlendiremezsin. Savaş çığırtkanlığı yapamazsın. Bunları bizim ortadan kaldırmamız lazım diyemezsin. Bunun gibi sınırlar vardır. Bu sınır ve çerçeve çok önemli. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu sayısız kararında çok güzel açıklamış. Ta Sunday Times kararlarından falan başlayarak inanılmaz açıklamış. Ne diyor? Diyor ki ifade özgürlüğü demokratik toplumun en önemli dayanaklarından birisidir diyor. Ve devam ediyor. Bunu biliyoruz herkes. Bu özgürlük sadece devlete ve toplumun büyük bölümüne iyi gelen, zararsız gelen, hoşuna giden, iyi ki söyledin denilen düşüncelerin açıklanması açısından değil, tam tersine devleti ve toplumun isterse büyük bölümünü rahatsız eden, huzursuz eden, şoke eden düşüncelerin açıklanması açısından da geçerlidir diyor bu özgürlük. Bakın dikkat et. Sadece aferin ne güzel söyledin ya. Vay tam lafı ağzımdan aldın denilen değil. Tam tersine o toplumu huzursuz eden, şoke eden. Şimdi bizim bilemediğimiz çizgi bu. Ama şimdi tam sırası gelmişken Amerika'da geçen haftalarda ilginç bir olay oldu. 3 büyük üniversitenin ya da 4 büyük üniversitenin rektörlerini sorguya çektik. Aa, evet. Konu da şuydu. Harvard'da başladı bu, yanlış hatırlamıyorsam. Öğrenciler İsrail'e karşı bir metin paylaşıyorlar. Büyük tepki uyanıyor özellikle İsrail yönlü toplulukta ve sonra da aslında iş biraz tatsızlaşıyor. Bu öğrencilerin adını açıklayın, işte biz bunlara bir daha iş vermeyiz falan. Cumhuriyetçiler genelde tabii daha çok sorguladılar ve ciddi bir şey oldu orada. Avrupa'da da benzer durumlar oldu. Yani İsrail'e karşı bir fikir açıklayan aynen. herkesi bir şekilde zorlamak ve hatta baskı kurmak gibi bir şey oldu. Demek ki aslında ne yapalım? Bir dakika. Ha şunu söyleyeyim. Ne güzel. Bizde söyleneni şimdi Amerika'da da söyleyecekler veya söylenebilecek. Ne demokrasi ya? Düşünceleri ancak hoşuna gidenleri söylüyorsun, hoşuna gitmeyenleri söylemiyorsun. Örneğin şunu söyleyeyim. Doğrudur, yanlıştır. Ben üniversitedeyim, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Amerika'ya gideceğiz ve Amerika'da da çok değerli bir, sonra da çok büyük gazeteci oldu zaten. Paul'le oturduk, konuşuyoruz. Yıl 2003, 2004, 2005 filan. Ya dedim Paul, evlere bakıyorum. Birinde savaşa hayır yazıyor. Öbüründe Amerikan bayrağı var. 3 tane daha savaşa hayır var. Sonra 2 tane Amerikan bayrağı var. Ya siz bu kadar önemli bir Irak gibi konuda, ha bana göre işgal ama bu kadar önemli bir konuda bak insanlar farklı. Hocam dedim. Onlardan bir tanesi Porto Rico kökenli ya da zenci olmaz dedi. Beyazların böyle bir hakkı vardır dedi. Bak. Aa, yıl 2004-2005. Vallahi bunu söyledi. Yani şimdi, azınlıksanız bu hakkın yoktur dedi. Zamanında Rousseau demiş ya, demokrasinin doğrusu tanrıların toplumunda olur. Orada bile olmaz. Dediğim gibi demokrasi her toplumda gerçek anlamda baktığın zaman demokrasi olmayabiliyor. Düşünce özgürlüğü de, ifade özgürlüğü de olmayabiliyor. Ama bu bize şunu vermemeli. Hatırlıyorsun Gezi Parkı'nda bir ay içinde 8 tane genç öldürüldü. O sırada ben parlamenterdim, milletvekiliydim. Biz bunu söylediğimizde bize iktidar partisi milletvekilleri de şöyle diyor. Occupy Wall Street'te bak neler, polis nasıl dövdü. Veya Fransa'da sonra. Fransa'da nasıl dövdü. Ya bak kardeşim orada dövmüş olması. Bunu haklı çıkarmaz. Haklı çıkarmaz. Aa, ama Türkiye tek mi yani bunu yapacak? Demokraside bu bir ilke. Amerika Susan Sarandon galiba şu anda diskredite etti. Neden? Çünkü dedi ki ben burada Filistin'in mağdur olduğunu düşünüyorum dedi. Filistin hem de Hamas filan demiyor. Filistin demek Hamas demektir. Hamas demek İsrail'e karşı olmaktır. İşte o yüzden sen haksızsın. Kadın tehditler, şeyler şu anda artık iş alabilir durumda alamıyor, değil. Evet. İşte bu söylediğiniz bizim anlattığımız ilkenin yanlış olduğunu değil, doğru ama olduğunu her iktidarda bunların olabildiğini ve bunlardan kendini uzak tutan iktidarın olmadığını gösteriyor. Ama bunun çok fazla her aşamada uygulandığı yerler var. Türkiye onlardan bir tanesi ama bu Amerika'nın harika demokratik olduğunu göstermez. Ben de seninle aynı kanaatteyim. Ya Irak Savaşı'nda da medyanın ciddi bir hani embedded diye çıkartıldı, evet, iliştirilmiş vardı. Ama sonunda bir takım gazeteciler de rahat rahat sorup ya sen ne yapıyorsun diyebildiler ve o sistem ortadan kalkmadı ama bir şekilde zayıfladı. Şimdi burada da inanılmaz görüyorum bunu. Bize düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışan ülkelerde. Ukrayna'da da aynı şey oldu. Aynı şey oldu. Ha bir de şurada oldu. Ya açık söyleyeyim. Rusya Ukrayna'ya saldırdığında bütün Avrupa ayaklandı. Peki Irak ve Suriye'de ya 2,5 milyon kişi öldü ya. Ya bunlar insan değil miydi? Şöyle bir ilkeyi tartışmak isterim ben genel anayasa felsefesi açısından. Görüyoruz ki her nizam kendini korumak için bazen refleksler gösteriyor. Evet. Yapıyor tabii. Ha bir dakika, çok güzel bir yere geldin. Doğaldır bu. Zamanında hatırla. Hep bize şöyle derlerdi. Yahu işte insanı giyiminden ötürü nasıl suçlarsın? Allah sıkar, nasıl demokrasi? Bak bizde yeşiller var. Yeşiller saksıyla çıkıyorlar kafalarında. Ya bir gün Nazi pazubandıyla çıksa bir parti. Evet. Aynı şeyi söyleyecek misiniz derdim. Yalan söylüyorsunuz derdim. Doğru. Bu açıdan baktığında her devlet tam demokratik değil. Değil. Kendini korumak için de değil. Kendi, çok güzel söyledi, düzenini korumak için. Kurduğu düzeni korumak için mutlu mesut. Bu doğaldır. Mesela 1900 filmini görmüşsündür. Evet. Paris'te Son Tango'yla anılmıştır. Ama esasında muhteşem bir şey vardır. 1900'de İtalya'da faşizmin nasıl geldiğini çok net görüyorsun. Eğer orada bir takım tarımdan zenginlik kazanan iş adamları ve kilise olmasa faşizm diye bir şey çıkmayacak. Kilisede toplanırlar. İş adamı rahibe verir, bağış kutusunu değiştirir ve hepsi çıkartır, parayı koyar. Onlarla Donald Sutherland'in faşist gençleri beslenir. Yani her devlette maalesef bu var. Ben devleti koruyorum adıyla kurduğu düzeni korumak. Bu düzenin genel ideolojisini korumak. Maalesef var. Hele şu anda görüyorsun ya her ülkede. Şu an korkunç. İnanılmaz bir şey ama... Bu gene ilkeleri en azından yerleştirmemiz açısından bizi engellememeli. Yani şöyle dememeliyiz. Aman boş ver. Zaten her ülkede buna benzer şeyler var. O yüzden ifade özgürlüğü üzerinde çok takılıp kalmayalım. Değil. Ama bunun da sızdıran bölgeleri var. Yani şimdi ne diyoruz? İnsanları şoke eden, huzursuz eden düşüncelerin açıklanması açısından geçerlidir diyoruz. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Adam dedi ki mesela ne bu düzen ya dedi. Dini bir düzen kuralım, şeriat düzeni kuralım. Ki oluyor öyle bazen zaten söyleyenler. Kurmamız lazım kardeşim dedi. Şimdi biz diyoruz ki söyleyebilir bunu. Peki kurmak için parti kurdu ve bu yönde faaliyette bulunuyor. Bir dakika diyoruz, faaliyette bulunma. Kendin tek başına söyle bunu. Arkadaşlarınla söyle ama kurmak için... Aslında bu da demokratik değil. İşte anladın mı? Yani bunun da sızdırmayan bölgeleri var. Bana göre tabii ki bir yerde sınırlayacaksın diye düşünüyorum. Ama yine de düşüncelerin düşünce bazında, çünkü ifade özgürlüğü bu. İfadeyi sınırlamaman gerekli diye düşünüyorum. Burada şöyle bir iyimser düşünce var tabii. Fransız aydınlanmasıyla da ilgili herhalde. Rasyonalizmle ve modernizmle de ilgili. Yani biz bırakalım, libertaryen olalım. Nasıl olsa o tür saçmalıklar kabul görmez gibi deniyor. Bir his var. Halbuki yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Neden yok? Bak demin söyledik ya her toplum farklı. Yani şimdi bugün bu toplumlar çok ahlaklı, çok düzenli oldukları için değil. Yani sonuçta 1215 Magna Carta nedir abi bu? 1808'den çok farkı yok ki. Kral bakmış, sıkıştı. Soylulara bir takım haklar tanımış. Fakat daha sonra burjuvazinin gelişmesiyle o burjuvazi de o haklardan talep etmiş. Ve kralla burjuvazi arasında bir çatışma çıkmış. Bu İç savaşa kadar gitmiş. Ve kralın kafayı kesmişler. 1688'de bakmış ki gene kesecekler kafayı. Tamam bıraktım demiş. İşte Glorious Revolution veya Sessiz Devrim bir anda değişmiş. Yani orada toplum yapısının yavaş yavaş değişmesi böyle bir takım karşılıklı denge ve denetim araçları getirmiş. Yoksa olmasa onlar. İngilizlerin bizden daha iyi olduğu, Almanların, Fransızların daha iyi olduğu, bizim çok ahlaksız ve kötü bir toplum, gaddar bir toplum olduğumuz gibi bir şey geçerli değil. Ama dediğim gibi bu ilkeler her toplumda nasıl güvence altına alınabilecek? O yüzden basın özgürlüğünü söyledim. Mesela sen bugünkü yerleşik yapıda Fransa'da basın özgürlüğü sansür edilemez diye bir şey koyduğunda o bir ölçüde uygulanabilir. Çünkü o toplumun iç dinamikleri, üretim ilişkileri, sınıfların rolü, kurumların etkisi buna imkan tanıyabilir. Ama Türkiye gibi bir yerde basın özgürlüğü sansür edilemez dediğin anda hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü eğer devletten iş alan bir iş adamı çok net bir şey. O gazetenin veya televizyonun başına geçtiğinde bir gazeteciye senin yazdığından ötürü iktidar bana pay vermedi deyip tekmeyi vurup 4. kattan aşağı attığında sen istediğin anda orada basın özgürdür sansür edilemez yaz. Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde buna sağlayabilecek bir takım şeyler koyacaksın. Türkiye'de bu sınırı bence çizmiyoruz. Çizemiyoruz ama diyeceksin ki hani yanlış anlaşılmasın ama teşbihte hata olmaz. Hani deveye sormuşlar hörgücün nedeni nerem düzki demiş. Türkiye'de daha Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki ayrımı biz çözemedik daha. Yasamanın ne iş yapacağıyla Cumhurbaşkanı arasındaki İlişkiyi çözemedik daha. Cumhurbaşkanı acaba hem yürütmenin başı hem genel başkanı olduğu parti aracılığıyla yasamanın başı hem de yargı atayan 13 kişinin doğrudan atayanı olarak acaba 3 kuvveti elinde toplanırsa bunun adı nasıl bir demokrasi olur, kuvvetler ayrılığı olur? Daha bunu çözememiş durumdayız. Demin söylediğinize destek olarak yani Fransa'da veya İngiltere'de hiç kimse hakeme vurmayı düşünmez. Aklına bile getirmez. Mahvolacağını bilir çünkü. Şimdi bir dakika. Bak bunu söyleyeceğim. Çok kişi gene kızabilecek. Hakikaten bir ülke acayip oldu. Hukuk açısından bak tekrar söylüyorum. Bütün spor kulüplerinin söylemlerine bak. İşte hakem penaltımızı verdi, vermedi, az verdi, çok verdi, yanlış verdi. Doğrudur bunlar da. Ama ortada bir gerçek var. Bu sporun tek sözde yargı organı tahkim kurulu. Anayasa Mahkemesi yani. Gibi. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 tane karar verdi. Sen tahkim kurulu falan değilsin. Sen yargı organı falan değilsin. Sen adil yargılama falan yapamazsın diye verdiği kararı içeriğine girmeden bozdu 3 tane. Türkiye'de her şey değişsin diyen var. Yöneticiler değişsin, hakemler değişsin, federasyon değişsin, federasyonun başkanı değişsin, o değişsin ki doğrudur bunlar. Ama tahkim kurulundan bahseden yok. Ya bu ne? Bu şundan kaynaklanıyor açık söyleyeyim. Hukuk olmadığını biliyor insanlar ve hukuk gelmesin diye de genelde dua ediyorlar. Çünkü hukukun olmadığı yerde siyaset, para, mafya daha ön planda. Nasıl memnun herkes? Gazeteci de memnun. Aslında herkes memnun, evet. 10 kanalda aşağı yukarı 5'er kişi toplanıyor. Her akşam 7 gün spor programı var. Düşünsene ya, 50 kişi ve 7 ile çarp 350 kere konuşuyorlar. Ve bir tanesinde bile biri belki kaynamıştır. Hepsini seyredemem ama ya bu tahkim kurulu nedir kardeşim? Böyle bir şey olur mu kardeşim? Neden bu federasyon yasasını değiştirmiyorsunuz? Değiştirdik diyorsunuz, yalan. Gene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği şeyleri değiştirmediniz diyen var mı? Yok. Neden? Çünkü o da biliyor. Diyor ki ya şimdi bu değişirse patron bana kızar, para vermez. Beni çalıştıran gazetede veyahut da televizyonda o da vermez. Bana ne ya, paranı senin bu başkan veriyordu, vermez der diyor. Çok açık. Günün sonunda yine paraya geliyor. Paraya geliyor tabii. Şimdi mesela ben hakemlerden konuşan, kavga eden birbirleriyle İngiltere'de bile gördüm. İşte Mourinho'yla bayağı kavga ediyorlardı. Hakeme karışan, ortaya çıkan, el hareketi yapan. Ama hiçbir gün omurgasız başkan. Senden başkan mı olur? Karaktersiz. Bir gün bir tokat attığımız zaman şimdi herkes tabii özellikle Fenerbahçeli dostlar diyecekler ki onu mu buldun? Ha, bana başka bir örnek göstersinler, vallahi unutmuşumdur. Efendim ama bilmem ne dedi ki o gün işte bu ligler bitmez dedi. Ya ben net söylüyorum. Federasyona gidip tokat atarsak şaşırmayın diyen şimdi altında yüz binlerce yorum alırsın. Ama neden geliyor? Çünkü çok memnunuz. Evet. Paranın, mafyanın ve şeyin hakim olmasından siyaset. Peki son olarak 82 Anayasası da bunu biliyor. Dolayısıyla bir takım özelgeler koymuş, ya daha doğrusu bir takım limitler koymuş. Milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri vesaire vesaire gidiyor. Bayağı da uzun. Fakat o kadar çok ki her zaman olduğu gibi buna girmeyen bir şey de bulmak zor. Kesin. Her kesin haklısın. Şeyi anlarım bak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden aldık diyecekler. Buna benzer orada da var diyecekler. Doğrudur da tekrar söylüyorum. Kont garantiler yani dengeler olmadığı zaman bunları inanılmaz istediğini her şeyi içine sokabilme imkanına sahipsin. Ya bir örnek tekrar söyleyeceğim. Bir gazeteci bir takım şeyler söyledi. Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret addedildi. Savcı çok alındı buna. Hem de savcı inanılmaz genç, bu amaçla neredeyse yapılmıştı. İnanılmaz alındı. Ertesi sabah 3'te mi 4'te mi ne gözaltına alındı, tutuklandı. 60 gün tutuklu kaldı. Ne yaptın deyin. Bak anayasa diyor ki ama bu özgürlük bunlar amaçlarıyla sınırlanabilir. Bak diyor başkalarının şöhretlere, haklarına, hele Cumhurbaşkanımızın diyor. Bak diyor özel ve aile hayatları, böyle bir şey olur mu diyor. İşte bizde bunların inanılmaz geniş yorumlanması için bir ortam oluşturuldu. Kimileri de dediğim gibi diyor ki ya zaten anayasızlaştık. Ne anlatıyorsunuz bu anayasayı diyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yazanlardan kesinlikle şikayetçi değilim. Tam tersine. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bazı yorumlardan bazı şeylerin açılması gerektiğini anlıyorum. Bazı şeylerin üzerinde tekrar durulması gerektiğini, sen de öyle bana soruyorsun. Ve diğer yorumlardan da çok memnunum. Tabii ki hep söylüyorum. Bir dünya görüşümüz var. Anayasayı algılama yöntemimiz var. Bu da benim şahsımdan kaynaklanan bir şey. Başka biri farklı düşünebilir. Ben sadece o görüş açısından evrensel kuralları yorumlamaya çalışıyorum. O bakımdan diyorum ki bu kuralları evrensel zaten biliyoruz. Ya bilmeye, anayasacı olmaya gerek yok. Ama bunların Türkiye'de uyarlanabilmesi için bir takım şeyler yaparsak ancak bunlar bir hayatiyet kazanır diyorum. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yine buna ilişkin mülga fıkra diye bir şey diyor. 2001'de bir değişiklik yapılmış galiba. Mülga fıkra ne demek? Yürürlükten kaldırılan. 82 Anayasası'nın İlk şeklinde 1980 öncesini hatırlayarak son derece devleti korumak anlayışıyla yola çıkarak bütün özgürlüklere inanılmaz sınırlamalar getirmişti. Hatta eskiden sınırlamaya sınır getiren 11. maddeyi değiştirerek inanılmaz bir genel sınırlama maddesi getirmişti. Öyle bir şey yapmıştı ki bu düşünce ve kanaat özgürlüğünü bile, başta söylediğim hani bunun bir anlamı yok dediğim bile sınırlanabiliyordu. Bu her maddede vardı. Bunlar 2001 yılında anayasa değiştirilirken ki önemli bir şeydir. Evet Avrupa Birliği'ne gireriz şeyiyle yapıldı belki ama parlamentonun önemli bir şeyiydi. O değiştirildi. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela hani bizde şöyle bir şey söylenir. 2007'lerden 8'lerden sonra bu çok revaçtaydı. Siyaset bunları yapamıyor. İlk defa yapıyor derken bir şeyi her zaman söyledim. 95'teki değişiklikleri yapan parlamento. Evet, her şeyi yapmadı ama bu özgürlükler açısından çok önemli değişiklikler yaptı. 2001 keza. Yani ben her zaman bunların da %100 olmadığını bilerek söylüyorum. 95 ve 2001 değişikliklerini yapan parlamentoyla 2017 değişikliğini yapan parlamento arasında zihniyet açısından veya anayasaya bakış açısından %100 bir fark olduğuna inanıyorum. Yani temel bir farklılaşma olduğuna inanıyorum. Peki o kaldırılanı söyleyelim. Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler bunların yayımını engellememek kaydıyla düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlaması sayılmaz. Aynen. Yani aslında sınırlayabilirim diyordu. O kaldırılmış. Kaldırılmış. Ama ek fıkra getirilmiş. Düşünce, açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir diyerek onu da alt şeye atmış. Evet. Daha ileride toplantı gösteri yürüyüşünü konuşurken de buna değineceğiz. Şimdi bu doğal. Özgürlükler ancak neyle sınırlanabilir? Prensip olarak kanunla sınırlanabilir. Kanun dışında bir şeyle sınırlanamaz. Şimdi o yüzden bu özgürlüklerin nasıl kullanılacağı konusunda açıklama ve yayma hürriyetini kullanan uygulanan şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir diye bir yollama yapar. Ama çok güzel bir yere değindin. Ben Türkiye gibi ülkelerde yani iktidarı eline geçiren güçlerin, partilerin veya iktidarların bu sınırları kendi ideolojileri doğrultusunda rahatlıkla aşma eğilimlerinin çok yoğun olduğunu düşündüğüm için bunların geçerli güvenceyi sağlamadığına inanan insanlardan. Yani kanuna bırakılması riskli. Evet, kanuna bırakılmasının başka ülkelerde olabileceği gibi yeterli bir güvence getirmeyeceğini düşünelim. Ben de bu noktada temel bir şey soracaktım. Biz anayasayı ayrıntılı yazmaya çalıştıkça aslında daha fazla sorun çıkıyor. Yani doğru. Şöyle desek daha mı kötü olur? Gerçekten hipotetik soruyorum. Düşünce özgürlüğü vardır dedik. Bıraktık. Bu daha mı kötü olur? Daha kötü oluyor. Ama böyle yaptıkça da... Evet ama şuradan kaynaklanıyor. Anayasa koyucu 61'den sonra özellikle bu özgürlükleri sınırlarken de devlet otoritesini belirlerken de 82'den başlayarak gerçek anlamda işleyen bir demokratik hukuk devleti oluşturmanın nasıl yapılabileceği konusunda bence çerçeve eksikliğine sahip. Yani bunu bir takım maddelerle çözebilirsin. Sonunda hukuk yani Allah'ın emri değil ki ya, sen söyleyeceksin. Neyi yapmak istiyorsan söyleyeceksin. Evet, bunda hata yapabilirsin ama bu kadar rahat yapamazsın. Mesela usuller kanunla düzenlenir dedin. Bu kanunda geldin. Acayip bir şey yaptın. Peki ne yapacağım abi? Anayasa Mahkemesi var. O Anayasa Mahkemesi de iktidara seçtirdim. Bak gördün mü? Ne yapacağım? Kimileri der ki ya bırak özgürlükleri yazma. Doğru düz bir yargı tut. Zaten bu yeter der. Ama ben bu kanaatte de değilim. O yani yargıya, Türkiye için. Tabii o yargıya koyacağın insanlar da mutlaka tanrılar düzeyinde falan böyle toplumun 100 katı ötesinde değil mutlaka. Ama tabii ki onu da sağlayacaksın. Ama o çatışmalara çözümleri getireceksin. Bak çok basit bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde köleler durumu süreç içerisinde nereden nereye geldi? İlk Supreme Court da orada. Evet. Tabii Dred Scott kararında iç savaşa sebebiyet verdi. Daha sonra eşit fakat ayrı dedi. Separate but equal doktrinini getirdi. O da olmadı. Sonra kota, o da olmadı. Yani sürekli bir değişim içerisinde. Ama bu anlayışlar da o çatışma alanlarını mutlaka bir çözüm üretmeye yönelmeli. O çatışma bir süre sonra ortadan kalkabilir. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Tamam, tek çözüm değil ama ya anayasa yaparken bütün toplumsal katmanları, sınıfları, değişik meslek gruplarını, değişik kategorileri getir bir araya, temsilcilerin ve her birine de ki lafın geliştiriyor ama 3'er tane sizin için zorunlu olan hak söyleyin. Bunlardan bir tanesini diğer kategorilerin reddetmesi imkanı olsun. Ve 2'şer hakkı yazalım. Sonra da bir yargı sistemi kuralım. Ya bırak devlet sistemi nasıl olur? İster başbakan olsun, ister başkan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun ve ister 2 meclis olsun, ister 5 meclis olsun. Bu iktidarda sınırlayacak yargıyı da koyalım. Bugünkünden daha iyi işler diye düşünüyorum. Ama bu özgürlükleri nasıl düzenlenmesi gerektiğini herkes herkesinkini ben söylemeyeyim. Kadınların özgürlüklerini ben söylemeyeyim. Çevre haklarını ben söylemeyeyim. Ben ne anlarım? Kadınların haklarını kadınlar kadar nasıl bilirim? Sivil toplum olsun diyorsun. Tabii bu da bir bakış açısı. Ama bu bütün sorunları çözer mi? Çözmez ama en azından çatışma alanlarının ortaya çıkıp bu çatışma alanlarına hukuksal bir çözüm getirme uzlaşının sağlanması. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Daha önce de bahsetmiştik. Karl Schmitt çok önemli bir felsefeci ve anayasa okuyucusu. Bir şey diyor bak. Herhangi bir dinsel, ahlaki, ekonomik, etnik veya başka bir karşıtlık insanları dost düşman olmak üzere etkili bir biçimde ayırmayı başaracak ölçüde güçlüyse siyasal bir karşıtlığa dönüşür diyor. Başka bir ülkede olmayan bir dinsel karşıtlık. Örneğin Türkiye'de Alevi-Sünni. Alevi-Sünni veya şeriat isteyenler istemeyenler, padişahçılar cumhuriyetçiler gibi. Eğer insanları etkili bir biçimde ayırmayı başaracak ölçüde güçlüyse siyasal bir karşıtlığa dönüşür diyor. Fay hattı oluyor yani. Fay hattı olur diyor. Şimdi bu fay hatları oluştuğu toplumlarda beraber yaşanacak kuralları, çatışma alanlarının çözümler üretmek daha zordur. Anayasacıların veya toplumun işi daha zordur. Burada sadece anayasacılar oturup 5 kişi dünyanın en iyi anayasacılarını getirip abi harika bir anayasa yapıyoruz olmaz. Dolayısıyla biz bunu düşünürken şunu bilmek zorundayız. Bugünkü kuralları değerli boşver bizde olmaz dersek işte futbolda olduğu gibi de dönüşürüz. Halbuki bu karşıtlıkları bilip hukuksal çözümler üretmek yönünde görüşleri alıp bu görüşler çerçevesinde hiç korkmadan bu uzun oldu, bu kısa oldu, bu çok az oldu, bu de ama sadece basın özgürdür, sansür edilemez şeklinde çözülemez. Hocam bölüm adı için bir önerim var ama biraz clickbait diyoruz biz. Hakem dövme hakkı diyelim mi? Veya şöyle diyelim. Hakemi dövmeyi söyleyebilme hakkı. Düşünce özgürlüğü çünkü diyoruz ya. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.